uluslararası savunmada dikkatle takip edilen hayalet uçak projeleri, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yayın platformu InShort'ta sıra dışı bir iddiayla gündeme geldi. Türkiye'nin 6. nesil jet tasarımına kısa bir bakış adıyla yayımlanan programda Türkiye'nin hayalet uçağı açıklandı. Yeni bir savunma raporuyla birlikteyiz. Son dönemde dünya genelinde askeri havacılıkta önemli gelişmeler yaşanırken, ABD ve İngiltere'nin 6. nesil savaş uçağı projelerini rafa kaldırmayı düşündüğü bir dönemde Türkiye'den büyük bir atılım geldi. Türkiye'nin 6. nesil savaş uçağı projesi olan Anka 4 ortaya çıktı. TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka 3'ün, kanat altına mühimmat ekleyerek test uçuşlarına başlaması zaten büyük bir yankı uyandırmıştı. Şimdi ise bu aracın bir üst modeli olan Anka 4, sessiz sedasız bir şekilde geliştirilmekte. Çift motorlu yapısıyla Anka 3'ten daha hızlı olacak Anka 4'ün saatte 2000 kilometreyi aşan hızlara ulaşması hedefleniyor. Tasarımı, yüksek hız gereksinimlerini karşılayacak şekilde aerodinamik bir yapıya sahip olacak. Ayrıca bu uçak, hayalet teknolojisiyle donatılacak, yani radarlar tarafından tespit edilmesi oldukça zor olacak. Anka 4'ün kalbinde, TUSAŞ Motor Sanayi'nin geliştirdiği TF-10.000 jet motorları yer alacak. Bu motordan 2 adet kullanılması halinde, uçak 20.000 libreyi aşan itki gücüyle hareket edecek. Böylesine güçlü bir jet motoru, uçağa süpersonik hız ve muazzam bir manevra kabiliyeti sağlayacak. Ayrıca Anka 4'ün hem insanlı hem de insansız versiyonları olabileceği üzerinde duruluyor. Bu da Türkiye'nin hava gücüne stratejik bir esneklik katacak. Uluslararası savunma medyası da Anka projelerine büyük ilgi gösteriyor. Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yayın platformu InShort'ta yer alan bir haber, Anka 4'ün bu heyecan verici özelliklerini gündeme taşıdı. Türkiye'nin 6. nesil jet tasarımına kısa bir bakış adlı bu yayında, Milli Muharip Uçak Kaan ile birlikte uçacak olan Anka 3'ün çift motorlu versiyonu Anka 4'ten bahsedildi. Takipçilerin büyük ilgiyle izlediği bu yayında, Anka 4'ün insanlı ve insansız olabileceği ihtimali üzerine çeşitli senaryolar dile getirildi. TUSAŞ'ın bu uçağa dair detayları 2026'dan önce açıklaması beklenmiyor. Ancak sadece animasyon görüntüleri bile büyük bir heyecan yaratmış durumda. Anka 4'ün tasarımında, delta kanat konseptinden uzaklaşıldığı ve uçağa dikey kanatların eklendiği görülüyor. InShort, bu uçakla ilgili olarak, çift motorlu Anka 4 projesi başarılı olursa, bu Türkiye'nin önceki projelerine kıyasla büyük bir sıçrama anlamına gelir şeklinde yorumda bulundu. Çünkü Anka 4, tam teşekküllü bir 6. nesil savaş uçağının doğuşuna işaret ediyor. Yapay zeka destekli gizlilik yeteneği, süpersonik hız ve uzun menzilli saldırı gibi kritik kabiliyetleri barındıran 6. nesil uçaklar, hava savaşının geleceğini şekillendirecek en önemli araçlar arasında yer alıyor. Bu da Türkiye'nin küresel savunma havacılığı arenasında ön sıralara yükselmesine olanak tanıyacak. Anka 4'ün hem hava hava hem de hava yer görevlerini gerçekleştirebilecek kapasitede olacağı söyleniyor. Üstelik elektronik harp sistemleriyle donatılacak bu uçak, düşman radarlarına yakalanmadan görevini icra edebilecek. Türkiye'nin gelecekteki askeri operasyonlarında bu uçaklar, kritik bir avantaj sağlayacak. Eğer TUSAŞ, Anka 4'ün insanlı bir versiyonunu geliştirmeyi başarırsa, bu sadece şirket için değil, Türkiye için de askeri havacılıkta bir dönüm noktası olacak. Böyle bir başarı, küresel güç dengelerini değiştirebilecek potansiyele sahip. TUSAŞ'ın bu projesi, Türkiye'nin 2026 yılına kadar yeni bir döneme tanık olacağını gösteriyor. Türkiye, savunma sanayisindeki bu projelerle, yeni nesil savaş uçağı teknolojisinde dünya genelinde baskın bir güç olmayı hedefliyor. Bu proje gerçekleşirse, Türkiye savunma havacılığı alanında büyük bir sıçrama yapacak ve askeri havacılık dünyasında söz sahibi ülkelerden biri haline gelecek. Uluslararası savunmada dikkatle takip edilen hayalet uçak projeleri, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yayın platformu InShort'ta sıra dışı bir iddiayla gündeme geldi.
Türkiye'nin 6. nesil jet tasarımına kısa bir bakış adıyla yayımlanan programda Türkiye'nin hayalet uçağı açıklandı.